medya. Bu bir kere net. Yani çünkü bakıldığınızda şimdi bu sorular soruluyorsa bakıyorlar. Tabii ki dün de Abdullah Avcı'ya bir sürü eleştiriler vardı. Hocam işte yani istifa et diyenler bile vardı. Ya bir ne oluyor ya? Yani elinize alıyorsunuz telefonu, istifa et, git. İşte Eren sen ne biçim oyuncusun? Abdülkerim senden stoper mi olur? İşte Seferovic sana golcü dedik ama gol atamıyorsun. İşte 37 yaşındaki Gomis atıyor sen şöylesin. İşte Fenerbahçe'de Ümraniye ile berabere kaldı. Jorge Jesus da mı İşte işte nasıl bir hoca Valerian İsmail filan. istifa et. Yani Valerian, yani bu Türk futbolu, yineliyorum, Türk futbolunun başındaki en büyük sorun sosyal medya şu anda. Bu 2-3 yıldır giderek de bu şey büyüyor. Yani daha ligin başındayız, hocalar eleştiriliyor. Evet eleştireceğiz. Bunu yapacağız. Ama iş yani işte hocam krediniz bitiyor. Okan Hoca yani şey yapamazsan Trabzon maçında falan olmazsa bak zaten olmaz. Gitme ihtimalim var. Valerian İsmail. Yani tamam kazandın ama bir daha öyle hata olursa hemen Ahmet Durçevi çıkıyor hocamızın arkasındayız deme gereğini hissediyor. Ya da Dursun Bey Okan Buruk'la görüşüyor. İşte hocamızın yanındayız deyip sahip çıkma gereğini hissediyor. Yani çok enteresan bir durum var. Şimdi hocaya bir kere bu takımın olur yani olmuş bir kaza. Olması lazımdı ama olmuş. Evet. Ve bu takımın teknik direktörü. Dolayısıyla kredisi doluyor ya da işte formsuz mu? Evet formsuz. Bence de formsuz yani. Şimdi Bir mesela bağlantıları aradan çıkarayım mı abi? peki İki tamam muhabirler çıkartalım. var. Unutma. Tamam. Formsuz demiştin Evet. Abdullah Hoca için. Neden Oraya formsuz soracağım ona. O da anlatsın. onu Murat Özal. Peki bağlantılarımızı bir görelim arkadaşlarımızı. Fenerbahçe Avusturya Viyen Kadıköy'de Ahmet Selim Kul Kadıköy'de güneş yüzünü göstermiş. Anlaşılan o yağmurda dindi. Ve Malmö maçını, Sivas Malmö maçını da Murat Onur takip ediyor. Sivas'ta Kadıköy'den hemen alalım son bilgileri. Aykut İnce teşekkürler. Kadıköy'de güneş açtı, yağmur etkisini kaybetti ve maç içinde hareketlilik artmaya başladı. Fenerbahçe ilk maçta Avusturya Viyen'i deplasmanda 2-0 yenmişti. Turu büyük ölçüde cebine koydu temsilcimiz ama tabii ki bu akşam da yine aynı şekilde galibiyet bekliyoruz. Her türlü puana ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Bu sebeple Fenerbahçe ilk maçta çok önemli bir avantaj elde etmesine rağmen bu akşam da burada taraftarının önünde ki yine hatı sayılır bir kalabalık olacak. 35 bin aşkın taraftarın yine stadyumda olmasını bekliyoruz. Zaten 37 bin aşkın kombine satıldı. Satılan biletlerle birlikte yine burada ciddi bir kalabalık bekliyoruz hafta içi olmasına rağmen. Fenerbahçe'nin eksikleri var. Bruma ve Serdar Aziz bu iki oyuncunun da sakatlıkları henüz geçmedi. Tedavileri devam ediyor. Serdar Aziz bireysel çalışmaları da başladı ama henüz oynayabilecek durumda değiller. Bunun dışında ilk maçta Joshua King sakatlanmıştı. Ciddi bir şey yok. Aslında oynayabilecek durumda ama tabii ki dinlendirilmeye devam ediyor. Bu maçta da riske edilmesini beklemiyoruz ama hafta sonu oynanacak Konyaspor maçında oynamasına engel bir durum olmadığını da hatırlatalım. Bir de tabii ki João Pedro herkes ne zaman sahaya çıkacağını merak ediyor. Aslında iyileşti. Son maç kadrosunda da yer aldı ama Avrupa kadrosuna bu tur için yazılmadığı için bu akşamki maçta forma giymeyecek. Hafta sonu onun yine Konyaspor maçında süre almasını beklediğimizi ifade edelim. Fenerbahçe bir farklı kaybetse dahi turu geçecek. 2-0 kazanmıştı ilk maçı. Bu anlamda ciddi bir avantajın ekibimizde olduğunu bir kez daha belirtelim. Ben muhtemel 11'den de bahsetmek istiyorum. Kalede Altay'ın forma giymesini bekliyoruz ama burada dahi rotasyon görebiliriz. Jorge Jesus ilk maçta da lig maçına oranla ciddi rotasyon yapmıştı. Sadece 3-4 oyuncu sabit kalmıştı. Bu akşam skor avantajının da etkisiyle çok daha geniş bir rotasyon beklediğimizi ifade edelim. Sağ bekte Osayi Samuel'in forma giymesini bekliyoruz. Sol bekte Alioski, merkezde Gustavo, Luan Perez ikilisi, orta sahada İsmail Crespo, Arda ve hücum hattında da İrfan Can Kahveci, Rossi ve ileri uçta da Serdar Dursun sahaya çıkmasını beklediğimizi ifade edelim. Kadıköy'den aktaracağımız notlar şimdilik bu kadar. Gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım Aykut İnce. Hemen Kadıköy'den de Sivas'a gidelim. Murat Onur.
Aktunce Sivas'ta da artık akşam saat 8'de başlayacak karşılaşma için tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. Sivas'ta da her ne kadar yer yer bulutlu hava olsa da hava sıcaklığı oldukça yüksek derecelerde diyebilirim. Güneş de oldukça kendisini hissettiriyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşma. Temsilcimiz Sivas Spor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçı 3-1 kaybettiği İsveç ekibi Malmö'yü rövanş maçında konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Jovanović yönetecek. Temsilcimiz biliyorsunuz ilk karşılaşmada Zalden, Cristiano ve Moisander'in golleriyle engel olamamıştı ve 3-1'lik skorla maalesef ilk maçta mağlup ayrılmıştı. Tek golümüz ise Uğur Çiftçi'nin penaltısında Leke James kaydetmişti. Malmö'nün teknik direktörü Andreas Göransson maç öncesi önemli açıklamalarda bulunmuştu. Basın toplantısı gerçekleştirmişti. İlk maçta avantajı yakaladık ancak bu maçı ciddiye alıyoruz. Sivas Spor iyi bir takım, zor bir karşılaşma olacak dedi. Öte yandan Yiğitoğlu taraftarların da hemen şunu belirtmem gerekiyor ki Yiğitoğlu taraftarların da maça oldukça fazla ilgi göstermesi bekleniyor. Şu an itibariyle neredeyse statta maç bileti kalmadı diyebiliriz. Çünkü satılan biletlerin kombine biletlerin haricindeki tüm biletleri de yine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin hepsini satın aldı ve ücretsiz bir şekilde buradaki taraftarlara, Sivas sporlu gönül sevdalarına dağıttı ücretsiz bir şekilde. Tabii Yiğitoğlu bu akşamki maç öncesinde 21. kez Avrupa sahnesine çıkacaklar. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgi aldı Sivas Spor. Kalesinde 41 gole engel olamadı. Rakip filelere ise 22 kez havalandırdı. Temsilcimizin muhtemel 11'inden ben hemen bahsetmek istiyorum. Kalede Ali Şaşal Vural'ın olması bekleniyor. Murat Paluli, Caner, Aron Apendangaye, Uğur Çiftçi, Keita, Hakan Arslan, Haris, Max Gradel, Clinton Enjey ve Leke James 11 ile bugünkü karşılaşmaya çıkması bekleniyor. Rıza Hoca'nın tabii ki çok geniş bir kadrosu olmadığı için yine bilindik kadrolarla bugünkü karşılaşmaya çıkacağı tahmin ediliyor. Sadece Samba Kamara'nın bir sakatlığı var, devam ediyor ve bugünkü karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Cezalı futbolcusu bulunmuyor Sivas Spor'un. Hemen şu detayı da ben belirtmek istiyorum. İlk maçta biliyorsunuz özellikle İsveç ekibi Malmö'nün teknik direktörüyle Rıza Hoca arasında bir tokalaşma krizi yaşandı ki sosyal medyada o da çok yer almıştı. İsveç takımı Malmö'nün teknik direktörü Rıza Hoca ile tokalaşmadığı, basın mensupları tarafından niye tokalaşmadığı sorulmuştu. İşte teknik direktör de dün yaptığı basın açıklamasında bizim ülkemizde her maçta tokalaşma yapmıyoruz ama ben bu sefer çok dikkat edeceğim diye açıklamalarda bulundu. Her iki takım da aslında dün son antrenmanlarını gerçekleştirdiler. Malmö takımı hemen arkamdaki Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi. Sivas temsilcimiz Sivas Spor ise Sivas Spor tesislerinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Her iki takım da şu an itibariyle maç saatini bekliyoruz. Tabii bizler de heyecanla bekliyoruz. 3-1'lik ilk maçın bugünkü rövanş karşılaşması var. Sivas Spor'un en az 2 gol atması gerekiyor ki maç uzatmalara gitsin. Kalesinde gol görmeden bizler de gelişmeleri A Spor ekipleri olarak takip ediyoruz. Aktaracağımızı da belirtelim. Sözü tekrar Sivas'tan İstanbul'a sizlere bırakalım. Aykut İnce.